Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için bol şeftalili harika bir tarifim var. Şeftalili alt üst kek yapıyoruz. Malzemelerimiz çok fazla değil, zaten 5-6 kişilik bir kek yapıyorum. Çünkü en güzel bu piştikten sonra birkaç saat içerisinde yenen bir tarif. Sosuyla birlikte kek piştiği zaman ilk anda çok güzel oluyor ama bekledikçe keki de yumuşatacağı için en güzeli taze taze yemeniz. Orta boy cam bir tart kalıbında pişireceğim ve tabanını tamamen kaplayacak şekilde iri iri dilimlemiş olduğum şeftalileri dizeceğim. Yaklaşık 2,5 şeftali yeterli geliyor. Ancak meyveleri tepsiye dizmeden önce hafif bir işlemden geçireceğim, pişirme işleminden, hem de daha lezzet katmak için. Yarım yemek kaşığı kadar göz kararı bir tereyağı koyuyorum tavama. Ve yağ eridikten sonra 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip birazcık yakacağım. Biraz renk aldıktan sonra daha fazla bekletmeden içerisine şeftalileri koyuyorum. Ve malzemelerin birbirine geçmesi için tavayı sallayarak karıştırıyorum. Spatula kullanmadım çünkü meyveler ezilebilir. Özellikle çok yumuşak olmayan ama yine de hafif olmuş şeftalileri seçerseniz daha da güzel olacaktır ezilmemeleri için. 1-2 dakika kısık ateşte bu şekilde tuttuktan sonra tart kalıbına aktarıyorum meyveleri. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama şekilli bir şekilde dizmek tabii ki daha güzel bir görsellik sağlayacaktır. Ben de gördüğünüz gibi yan yana dizerek güzel bir desen oluşturmak istedim. Şeftalili üst katmanımız şu anda altta, ters çevrilince üstte olacak. Hazır, şimdi kekini hazırlayalım. O da çok basit. 2 tane yumurta kırıyorum. İçerisine yarım su bardağı toz şeker ekleyip kabarana kadar çırpacağım. Mutlaka iyi çırpmaya dikkat edin. Güzel, havalı bir kek olması için çırpma işlemi önemli. Ve yumurtalarınız oda ısısında olursa gayet güzel size yardımcı olacaktır kabarma konusunda. Gördüğünüz gibi açık sarı bir renk aldı. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. 1/3 bardak, yani yarım bardaktan bir parmak eksik diyebiliriz. 100 mililitre kadar sıvı yağ ekledim içerisine. Yine aynı ölçüde, yani 100 mililitre 3-4 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Çok sulu olmamasına dikkat edin. Geriye kalan malzemeleri artık mikseri çalıştırmadan ilave edeceğim. Çünkü en önemli şey yumurta ve şekeri kabartmaktı hız olarak. Bundan sonra artık daha yavaş çalışabiliriz ki kabarttığımız yumurta ve şeker karışımı sönmesin. İçerisine toplamda 1,5 bardak un ilave edeceğim. Ben öncelikle 1 bardağını ekleyip üzerine kabartma tozunu ilave ettim. Ve balon çırpıcıyla elimle karıştırarak tüm malzemelerin birleşmesini sağladım. Kalan unu da ilave edip karıştırdıktan sonra kekim hazır. Elde ettiğim harcı meyvelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde yayacağım. Hepsi bu kadar. Artık ısınmış fırında kekimizi pişmeye götürebiliriz. Ortalama 25-30 dakika içerisinde pişecektir. Zaten sadece üst kekini pişiriyoruz. Bir bıçak veya kürdan batırıp test edebilirsiniz. Tabii ki tamamen alta kadar batırdığınızda şeftali gelecektir bıçağınıza. Yanıltmasın sizi. Fırından aldığım kekimi bir ilk sıcaklığı geçmesi için 15-20 dakika bekletip ters çevirdim. Genişçe bir tabak kullanın. Sonuçta sosu da var. Hafif derin olması daha da faydalı. Ve
ters çevirip tekrardan koydum. Hiç zorlamanıza gerek yok. Zaten üst tarafı sıvı olduğu için biraz beklediğinizde yer çekiminin size yardımcı olduğunu göreceksiniz. İşte rahatlıkla ayrıldı. Görüntüsü de gayet güzel. Hala dumanlar tutuyor üzerinden fark ediyorsanız. Ilık olarak da bence yenecek güzel bir kek. Bir top dondurma ile özellikle hem sıcak hem soğuk çok yakışacaktır. Bir dilim hemen ılıkken kesip hem size göstermek hem de tadına bakmak istedim. Tabii bu arada Instagram hesabım için de birkaç fotoğraf aldım. Hala takipte değilseniz kekevi.com adıyla beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Neler yapıyorum, ne ediyorum. Hikayelerde de paylaşıyorum yaptıklarımı. Yoğun şeftali aroması ve alt tabanıyla gerçekten şeftali ve meyve türü tatlılar sevenler için güzel bir tarif. Yine dediğim gibi en güzeli birkaç saat içerisinde sevdiklerinizle beraber afiyetle yemeniz. Meyveli tariflerimi ayrı bir playliste, oynatma listesinde sizin için buluşturdum. Sağ üstten linke tıklayarak ve videonun altından da tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu bölümlükte benden bu kadar. Bunun gibi yüzlerce tarif için beni YouTube kanalımdan takip etmeyi, videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.